Hadi nerede? Hadi. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Nare. Her şey öğrendim. Her şey. Tamam. Sana çok kızdım. Ama biliyorum ne yaptıysan benim için yaptın. Sevinin kızı. Bak sakın kendine giyme, tamam mı? Kızımızı yalnız, beni sensiz bırakma, tamam mı? Bak neredeysen, ne haldeysen ara beni. Gelip alayım seni, tamam mı? Her şey çözülecek. Her şey iyi olacak. Bak, kızımız var, ben varım. Tamam mı Nari? Tamam mı? Her şey iyi olacak. Yok, ben çatlayacağım. Bu Nare'ye bir düzine mesaj attım. İnsan birini bile mi okumaz ya? Hadi diyelim Sancar Efe'den kaçıyorsun. Benden de mi kaçıyorsun? Ne işler çeviriyor bu kız, anlamadım, gitti bir türlü. Ben ve Yahya abime ulaşamıyorum. Ama o kerkenez başının çaresine bak ha. Olay çözülmüyor. Kendi etti kendi buldu. Ya yenge abim sanki kötülüğünden mi yapıyor? O ne yaptıysa saflığından yapmıştır. Hiç kıyamıyorsun deme abine. Tamam, sustum. Ne hali varsa görsün. Benim tek dileğim Nare sağ salim bulunsun. Evinin, kızının, yuvasının başına dönsün. Annem yok mu hala? Babam da mı bulamamış? Kayıp mı oldu? Yok kız. Ne kaybolacak? Geliyor birazdan. O zaman niye bulunmasını istedin? Halacığım. Halacığım. Elvan doğru söylüyor. Annen iyi. Merak etme. Sen sakın üzülme, tamam mı? Gelecek. Tabii ki gelecek. Yalan söylüyorsunuz. İkinize de inanmıyorum. Saat kaç oldu? Demin mesaj attı, dedi aradı. Kayıp mı oldu yoksa? Bir şey oldu. Nereye gitti anne? Kız nereye gidecek annen? Hiç anası kızını bırakıp bir yere gider mi? O zaman beni anneme götürün. Bak bırakmış işte. Beni terk etmiş. İkinize de inanmıyorum. İkiniz de yalancısınız. Halacığım. Kız. Ya bırak. Meleğim dur bak. Bırak. Dur gülüm, ben sana anlatacağım. Dur gözünü seveyim dur. Melek bir dur. Meleğim olur mu hiç öyle şey? Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Dolanıp durma peşimde. Sancar şimdi sırası değil, bırak. Nare'yi birlikte arayalım, ondan sonra hesaplaşırız. Benim seninle görecek bir hesabım kalmadı artık. Bak benim sabrımı zorlama. Ya benim sabrım çok zorlandı. Azıcık da seninki zorlanıversin Sancar Efe. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Lan yürü git şuradan. Lan neyini anlamıyorsun? Kağıt üzerinde bir evlilikti, senin için yapıldı. Seni kurtarmak için. Başkomiser odasında mı? Odasında. Gel. Oo Sancar Efe gel. Buyur geç otur. Başkomiserim bir sıkıntım var. Bir ricam olacak senden. Hayırdır? Bir yaramazlık yok inşallah. Nare. Kızımın anası bir gündür kayıp. Ne gören var ne de sesin diyor.
Şüphelendiğin bir durum mu var? Niye bu kadar telaş yaptın bir günde? Gerçekten endişelenmesen buraya gelmem, biliyorum ben. Tamam, dur şöyle yapalım. Nare Hanım, soyadı neydi? Nare Çelebi. Tamam. Doğum yeri ve tarihi? 05.05.1992, RKB Kizilhan'da. Aracı var mıydı? Var, 48 AFK 64 70. Peki en son nerede görülmüş? Duyan, bilen herhangi bir kimse var mı? Hastaneye gelmiş, meleğin yanına. Kızımızın yanına gelmiş. Onu görmüş, gitmiş. Tamam Sancar Efe. Biz birazdan anons geçeriz. Bir gelişme olursa da sana haber veririz. Sen sakın telaşlanma, tamam mı? Tamam, sağ ol komiserim. Sağ ol. Sağ ol. Söyle Zehra. Abi neredesin? Karakoldayım, ne oldu? Abi Melek çok kötü. Durmadan ağlıyor annem gitti diye. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam. Kapa, geliyorum ben. Kapa sen. Ne oldu, bir haber mi var? Var. Kızım anam nerede diye yeri göğün etiyormuş. Beni kurtaracağım diye kızımı ne hale soktunuz, görüyorsun değil mi? Melek, halacığım ne olursun yapma artık, üzme beni lütfen. Ben üzülüyorum ama zaten yanımda annem de yok, babam da yok. Beni kimse sevmiyor artık. Melek, kurban olayım kuzum, öyle söyleme. Bak baban gelecek, bize güzel haberler getirecek. Açık sabret, açık. Ben anneme gideceğim ya, bırakın. Ya sen beni götür ya da ben kendim gideyim, ne olur bırak. Melek, ben de bilmiyorum ananın yerini, biz sen götüreceğim seni. Baba. Babam. Sen de beni bıraktın sandım. Çok korktum baba. Babam. Ben seni asla bırakmam. Hiç bırakmayacağım seni. Anne, o bırakacak mı beni ki? Oğlum öyle şey ya. Annen o seni. O da seni bırakmayacak. Siz öyle mi konuştunuz? Öyle mi karar verdiniz? Öyle karar verdik tabii. Ya Allah bize senin gibi melek vermiş. Biz de anne baba olarak seni hep seveceğiz. Hep yanında olacağız. Ben sizi hep yanınızda olacağım. Hep seveceğim sizi. Her yalan gibi unut.
Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra otarak kolay olmayacak, elbet üzüleceğim. Abi, bir haber mi var? Sen uyu Elvan, uyu uyu. Ya da Melen yanına çıksana. Zehra da annemin yanına gitti. Şimdi uyanınca kendini yalnız hissetmesin. Sen nereye? Önce emniyete. Sonra da Nare'yi bulmaya devam. Güzel haberlerini bekliyorum abi. İnşallah Elvan, inşallah. Sen. Nare'yle Engediz'in nikahlandığını biliyor muydun? Ne? Abi ne diyorsun sen? O iftiradı. Asla olur mu öyle şey? Şimdi Nare ortalarda yok ya. O sözde Sadıç onun arkasından laf üretiyordu. Nare canını verir de senden başkasına nikahını vermez abi. Benim için yapmış. Ne? Babası tehdit etmiş. Ama yapmış işte. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ha, merhabalar. Gediz Işıklı ben. Nare Işıklı ile ilgili bir gelişim. Tamam. Biliyorum. Tabii tabii anladım. Teşekkürler. Bu da ne demek şimdi? Ne oluyor anne? Bu ne demek bu şimdi?
Sağdışlar Holding'in ortaklarından Geliz Işıklı ile eski büyükelçilerimizden Güven Çelebi'nin kızı Nare Çelebi dün yapılan sade törenle dünya evine... Nasıl ya? Ne? Yok, olmaz. Olmaz, etmez. Aracı bu destana ihanet etmez. Ya ara söyle de baksana, fotoğraf bile koymuşlar gerçek gibi. Nikahın ardından da Nare'nin de ortalıktan kaybolduğunu yazmışlar. Nasıl ya? Nare gayba mı karışmış şimdi? Galiba. Anne dur, nereye? Dokunma. Oğlumun yanına gideceğim ben. Halise Hanım sen dur. Sen dur bak, ben giderim. Aslını astarını öğrendim, yetme. Anne evet, ne olursun otursan gözünü seveyim. Yok, karışmam siz beni, oğlumun yanına gideceğim. Yanında olmam lazım. Anne doktorla konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Hüseyin. Ya Zehra ne oluyor? Halise Hanım nereye gidiyor? Herkese tek tek dert mi anlatacaksın? Ne olmuş? Niye kızı verdi bu? Tarık Ediz'le evlenmiş? He, bak sen. Sandığımdan daha akıllı çıkıverdi Nari. Sen beni deli mi edeceksin ama? Deli mi çıkaracaksın beni? Kız, hepimiz ayakta uyuduk. Arkamızdan iş çevirmiş, sen bir de akıllı diyorum. Sen beni deli mi çıkaracaksın? Beni bakın. Bundan sonra kimse o kızın adını ağzına almayacak. Git doktoru çağır, beni bir an önce çıkarsın buradan. Siz başından ayrılmayın, sen git. Anne. Otur bir, otur. Tamam, tamam, sakin ol anneciğim. Tamam. Olmayacak. Duramayacağım oğlum hadi. Gideyim sağda solda bir Nari'yi arayayım. Ya bakmadığın bir yer mi kaldı? Harap ettin kendini artık, yeter. Bu ne demek oğlum? Ne vakit oldu bu? He? Sen o kadın için sadıcın bitti. Ananı da mı çiğner oldun he? Ne oluyor anne Allah aşkına? Ne oluyor ya? Evet. Sen beni bak da bir cevap ver hele. Evlendiğini gazete havadisiyle mi öğrenmemi reva gördün? Ben şimdi insan içine nasıl çıkarım? Ahiretliğimin yüzüne nasıl bakarım? Hiç mi düşünmedin ananı he? Allah aşkına anne ya. Sen beni hiç düşündün mü? He? Kimse beni düşünüyor mu mesela? Gediz. Gediz bir durur musun? Emme Melek. Hadi kuzum, hadi gülüm. Bak kaşık kadar kaldı suratın. Canım istemiyor, yemeyeceğim. İyi, senin canın istemesin. Sonra da baban bere, sen benim kızımı aç mı bırakıyorsun diye kızsın. Acık ya bari. Tamam, ama azıcık, tamam mı? İyi, azıcık. Zaten tabağındakiler ne ki? Eyvallah olsun. Herkesle öğrenecek şimdi. Aa, annem mi o? Aa. Yok kız. Ne annen olacak? Annen artist mi? Ne ara gazetede? O zaman neden şaşırdın? Baktığım diziyi yayından kaldırmışlar. Gel. Selamünaleyküm başkomiserim. Oo, aleykümselam Sancerete, gel. Gel, günaydınlar olsun. Günaydın başkomiserim. Var mı gelişme? Hemen bakalım ekrana yeni bir şey düşmüş mü? Bu arada sen de ayakta kalma, otur. Bir çayımızı iç. Kahvaltı yaptın mı? Poğaça ısmarlayayım sana. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun, sağ ol. Tamam, bir bakalım şimdi. İhsan hemen buraya gel. Gel. İhsan gel buraya oğlum. Aç şunu bize. Yeni mobese düşmüş. Şuna bakayım. Sabaha karşı beş sularında havaalanına giriş yapmış Nari Hanım. Kameraya yakalanmış. Emin misin o mu? Gel bir kendin bak istersen.
GSM'e göre telefonda yanında. Sinyal de uyuşuyor. Açmış arada telefonunu. Nasıl ya? O kadar mesaj gönderdim. Kızı ses kaydı göndermiş. Bunları görmüş müdür? %100 mesajla iletilmiştir. Bak nasıl ya? Onu aradığımızı biliyor. Ama arkasına bile bakmadan uçağa binip gidiyor öyle mi? Kötü haber. Binmiş bile uçağa. İstanbul'a da gitmiş. Oradan aktarma mı yapacak? Orada mı kalacak? Henüz haber düşmemiş. İstanbul Havalimanı'nı arayalım. Gece müdürüyle görüşmek istiyorum. İstanbul'a gitmiş. Oradan da başka bir uçağa binip yurt dışına gitmiş diyorsunuz yani. Büyük olasılıkla öyle. Ama en azından yaşadığını biliyoruz Sancar Efe. Bu da güzel bir haber. Kadınların sağa solu belli olmaz hem. Bazen giderler, bazen de geri dönerler. Sen kendini terk edilmiş gibi düşünme. Ya, bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. Nare tek başına mı? Kaçırılmış falan olmasın ha. Ya Nare niye gitsin? Niye beni bıraksın? Hadi beni bırak diyelim. Kızını bırakmaz. Bunun bir açıklaması olması lazım. Ha? Bütün görüntüleri isteyeceğim. Hiç merak etme. Hem Milas hem de İstanbul Havalimanları ile görüşelim. Bütün görüntüleri tek tek incelemek istiyorum. Bakalım Nare Hanım'ın yanında birileri görülmüş mü? Bakın bir tane daha kamera görüntüsü göndermişler zaten. Yalnız kimse yok. Haberi yazarken gösterdiğiniz ihtimam için çok teşekkür ederim. Hep söylerim, bu ülkede yerel basın yüz akımızdır. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, kapatmam lazım. İlan mevzu konuştuğumuz gibi. Senin amacın ne ya? Ha? Niye yaptırdın haberi? Endişelendiğim için yaptırdım. Nare bu durumla yüzleşmekten korktuğu için kaçtı. Düşündüm ki haberi görürse belki kaçmasına gerek kalmaz. Hem zaten Sancar'a evlendiğinizi öğrendi. Niyetim ne olabilir ki? Ben ne bileyim senin hastalıklı beyninden neler geçiyor. Komiserim, kötü bir şey yok inşallah. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ne dedi? Ha? Dediniz bana da söyledi. Ne dedi? Gel biz dönelim. Sahile ineriz, hava alırız, konuşuruz. Yani gitme sıcağı sıcağına üstlerine, bekle biraz bence. Bekleyip de ne yapacağım kızım? Eninde sonunda yüz yüze bakacağız. Ne kadar erken o kadar iyi. Hem benim bir suçum yok ki. Niye bekleyeyim bir günahım yokken? Çıkacağım, diyeceğim. Beni de kandırdılar, oyuna getirdiler. Olan da bu zati. Ya tamam haklısın ama onlar şu anda bunu anlayabilecek durumda olmayabilirler. Öfkeli olabilirler. Yani ters bir şey söyleyecekler, kalbini kıracaklar, üzüleceksin diye korkuyorum. Acem ne zamandan beri ananızın üzüldüğü umrunuzda? Abla kardeş beni koyduğunuz şu hallere bak. Ben şimdiye kadar kimsenin karşısında başını önüne eğmemiş Refika Efe'ydim. Siz ikiniz beni el aleme irezil etmek için yemin etmişsiniz. Anne Gediz ne yaptıysa herkesin iyiliği için yaptı. Görmedin mi ne haldeydi, nasıl üzgündü? Bile isteye yapan insan o kadar üzgün olur mu? Sen de biraz anlayış göster, anlamaya çalış. Sen onu anlamazsan onlar nasıl anlayacak? Yapma böyle. Yani
Dinlemeye, anlamaya çalış kızacağını. Hiç koruma onu bana. Sen de suçunu bil, otu oturduğun yerde. Geleydin, bana diyeydin ki böyle böyle. Ben de onları durdurmak için ne mümkünse yapardım. Ama benim sözüm geçmiyor ki o evde. Rahmetli babanız burada olacaktı. O iyi bilirdi ne yapılacağını. Emme bundan böyle ben de bileceğim. Sizin ikinizi başıboş koydum diye bu oluyor bütün bunlar. Çıkacağım ahiretliğimin karşısına. Anlatacağım durumu. Sizinle de sonra hesaplaşacağız. Geleyim mi ben de hastaneye senle? İstersen ben konuşayım Halise teyzeyle. İstemez. Ben konuşurum. O benim ahiretliğim. Biz ne köprüler yıktık, ne köprüler diktik şimdiye kadar. O benim gözümün içine bakacak, suçumun, günahımın olmadığını şıp diye anlayacak. Sen de o kardeşini bul. Akşam konuşacağım sizinle. Gece, bak sana havuç getirdim. Yemek ister misin? Ah, yere düştün ya. Ya hep pislenmişti şimdi, o kahretsin ya. Sana bir tane bile havuç vermeyi beceremedim. Sana bir tane havuç veremeyen kız annesini mi ikna edecekmiş zaten, değil mi? Sen de biliyorsun, değil mi? Annem gitti. Bak işte sen de biliyorsun. Onlar daha anlamadı ama bence annemi en iyi biz tanıyoruz, değil mi? Hem ben doğmadan önce sen tanıyormuşsun annemi. Bir de annem hayvanları hisseder derdi. Ama ben çocuklar da hisseder. Bıraktı ve gitti. Zaten demişti gideceğim diye. Beni buraya bırakmaya gelmişti. Hatırlıyor musun? Vazgeçti işte benden. Senden, babamdan. Hatta benden bile. Hepimizden vazgeçti. Hepimizden. Hani hepimiz çok mutlu olacaktık. Hani hep benimle olacaktı. Hep mutlu olacaktık. Hani benden hiç ayrılmayacaktı. Yalan söylemiş, kandırmış beni. Şimdi de gitti işte. Gitti. İçinde. Melek. Kız kim üstü seni? Bir şey mi öğrendin yoksa? Be Melek etme böyle be. Beni de ağlatacak. Bak beni. Beni şöyle senin gibi su koy veriyor mu? Ben onu merak etmiyor mu sanıyorum? Hem de bekliyorum, sabrediyorum. Biliyorum baban kolumdan tutacak, getirecek ananı. Merak etme sen. Gelmek istemiyorsa gelmesin zaten. O beni sevmiyorsa ben de onu sevmiyorum artık, tamam mı? Benim artık canımın içi babam var. Efe kızıyım ben. Anne durur musun lütfen? Çıkar. Ya? Yahu anne doktor izin vermedi işte. Neyi zorluyorsun daha? Durmayacaksın diyorum. Anlamıyorsunuz bu siz.
Şimdi olmayacaksın de evladımın yanında ne zaman olacaksın ben? Anneciğim. Gel. Gel. Senin bu yaptığın iyilik mi zannediyorsun abime ha? Adamın derdi başından aşkın bitmiyor derdi. Anne bir de sana mı dertlensin? Yapma ne olursun. Halis Hanım en azından bir gün daha kalmanız gerekecek. Doktor bey öyle dedi. Ahiretlik. Yemin olsun haberim yoktu. Bana de demediler. Suçum, kabahatim yok bu işte. Benim kabahat kovalayacak halim yok Refika. Evladımın, torunumun derdindeyim ben. Şimdi sen de yürü git işine. Bundan sonra beni ilişme. Deme öyle ahiretlik. Benim haberim olsun. Değil mi ki senin o sütü bozuk oğlun? Benim torunumun anasına nikah kıydı. Ahretlik mahretlik o dakika bitti. Bundan sonra ne ölünüze ne ölümüze. Ahretlik. Refika teyze. Tamam uzatma. Geç buyur. Buyur. Otur. Otur hadi anneciğim. Ah benim canım. Canım. Beyefendi, beyefendi. Sakin, sakin. Bu bizim şirketin arabası, Sağ Dışlar Holding'in. Sana anahtar bırakan falan oldu mu? Sen Sancar Efe misin? Nereden bildin? Nari Hanım söylemişti. Kesin gelir demişti sizin için. Anahtar bıraktı bir de. Buyurun. Başka bir şey söyledi mi? Hayır, başka bir şey demedi. Uçağa yetişmeye çalışıyordu. Bir de döviz bürosu açık mı diye sordu. Keyfi yerindeydi yani. Evet evet keyfi yerindeydi. Hatta bana da yüklü bir bahşiş verdi. Gülüyordu yani. Evet. Yani sizin aklınız kaldı sanırım ama gayet iyiydi yani. Hiç merak etmeyin. Sağ ol kardeşim, eyvallah, sağ ol. Kursağımdan acıdan başka bir şey geçmezken. Sen kaşarlı mı yedin Zeferin kızı? Aferin sana Nari. Aferin sana. Yine geldin. Hayatımı mahvettin gittin. Aferin sana. Aferin.
Gediza, 10 dakikaya konağın önüne gel. Bir emanetim var. Ne emaneti? Nare nerede, buldun mu? Nare yok. Nare gitti. Terk etti. Gediz yok mu? Buraya gelecekti de. Karakoldan aradılar mı çıktı? Kötü bir haber mi var? Nare'yi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. O benim kızım. Allah Allah. Emin misin? Çünkü bunun aksini düşündüğüm çok zaman oldu. Nare bana çocukluğunu anlattı. Sizin aranızdaki ilişki normal baba kız ilişkisi değil. Çok travmatik. Nare'nin şu anda yaşadığı gitgeller, kendini hiçbir yere ait hissedemeyişi, sevgiyi kabullenemeyişi, senin yüzünden. Tek suçlusu sensin, farkındasın değil mi? Mesleki deformasyon yaşıyorsun şu an. Kabul et. Şimdi analiz zamanı değil. Tam da analiz zamanı. Buraya geldiğimde ağlıyordun. Ben hayatımda ilk defa sende insani bir şey gördüm. İlk defa. Madem senin içinde babalık vardı, neden kızına göstermedin? Neden kızından esirgedin? Neden Nare'yi sevgisizliğe mahkum ettin? Neden? Senin hiçbir halktan haberin yok, gelmiş bana burada yargı dağıtıyorsun. Bu iş benimle mi başladı sanıyorsun ha? Git o zaman mezarını aç, annemin yakasına da yapış. Çok kötü bir psikologsun Miguel, çok. Senin karakter tahlilinde, psikolojik yaklaşımında sıfır. Şimdi git. Git ve beni yalnız bırak lütfen. Lütfen git. Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır, gitmeyeceğim. Buradayım. Sen de laftan anlamaz kadınsın. Bence konuşma. Lütfen. Sadece kendini dinle. Lütfen. Çünkü senin bile üzülmeye hakkın var.
Demet Efeoğlu konağında. Efeler gibi değil. Hırsız gibi. Sessiz sedasız gidiyorsun. He Yahya. Öyle çıkıyor. Sen de rahatlarsın gari. İyice bir sahiplenirsin. İyice bir yerleşirsin. Kendi konağın gibi. Ya size yaranabilen beri gelsin zaten. Ben ne ettim? Kötü bir şey mi ettim? Abim mapustanlarında çürümesin diye ettim. Sen öyle şeyler ettin ki Yahya. Ansan ayıp, yutsan büyük. İyi ya, kurtuluyorsun işte benden. Abim zaten konağın kapısından içeri koymaz beni. Ben çatısız kaldım. Siz de başınızda Yahya belası olmadan mutlu mesut yaşayın gari. Bak onu doğru dedin. Mutlu mesut yaşayan gari. Oh! Sefamız olsun. Duyan da seni yanın ayak başı kabak kaldığını zannedecek. Beraber yeni evinde yaşamaya gidiyorsun Yahya. Hiç boşuna kendini acındırma. Bu tatlı dilleri de git Dudu'ya dök. Benim karnım tok. O kadar haklısın ki biliyorum Melvan. Senin bu dillerindeki acı biber yetti gari. Gidem de Dudu'yla tatlı tatlı konuşam. Git. Git git, koş. Felaketine koş. O Dudu diller senin sonun olsun Yahya. Ağlama şu kanere için Elvan. Kilit vur şu gözlerine, kilit vur. Senin ne işin var lan burada? He? Hala ne yüzle geliyorsun evimize? Hop! Kime diyorsun? Aç camı aç! Alo! Abini bekliyorum, sinirimi senden çıkarmayayım he. Abin de alamaz elimden ondan sonra. Damat bey! Siz ne diye boşuna teşrif ettiniz? Biz zaten altınımızı alıp hayırlamaya gelecektik sizi. İkinize de uğraşacak halim yok, tamam? Halim vardı hemen nikah kıymaya. O kızın seni istemediğini biliyordum. Niye böyle bir şey ettin? Sende hiç mi edep yok? Nare gitti. Yok Nare. Tamam. Nare mare yok. Nare nereye gitti? Cehennemin dibine. Terk etti işte. Bıraktı bizi. Madem hiç yedine diye evlendiniz. Ne ettin kıza? Söyle ne ettin kıza? Sen Nare'yi melek sanıyorsun ya. Bu iş öyle değil.
Aa, geliyor işte. Sancar abi. Nare nerede? Gitti mi hakikaten? Arabada mı? Gitmiş mi? Gitmiş. Uzakları mı? Çok uzakları.
bizi bıraktı. Bizi düşünmedi. Bizi bıraktı baba. Gitti. Gitti. Çok uzaklara gitti. Bıraktı bizi. Tamam. Tamam baba. Annem bunu sana bıraktı. Okuyalım mı? Sancar, ne çok mektup yazdım sana. Yüzlerce vardır herhalde. Ama en zoru bu oldu inan. Ben gidiyorum Sancar. Temelli gidiyorum. Buraya kızıma bir aile vermeye gelmiştim. Babasıyla kızımı kavuşturdum. Hayatım boyunca sevgi aradığımı sandım. O sevgiyi sende bulduğumu sandım. Ama ben kendim dahil kimseyi sevemiyormuşum. Çocuğumu bile olması gerektiği gibi sevemedim. İyi bir anne olmak istedim. Ailemin kaderini yenmek istedim. Ama şimdi gitmezsem kızıma en büyük ihaneti ben yapmış olacağım. Melek bensiz daha iyi olacak. Aynı benim annemsiz daha iyi olduğum gibi. Üstelik içim çok rahat. Sen Güven Çelebi değilsin. Harika bir babasın. Ailen çok güzel insanlar. Ben gözüm arkada kalmadan hikayemi burada bitiriyorum. Artık destan yok. Masal yok. Sır yok. Sevda yok. Sancar, bana verdiğin yüzükleri kulübeye gömmüştüm. İyi ki umutlarımızı da oraya gömdüm gidiyorum. Kızımız sana emanet. Ben siz mutlu bir ihtimaliniz olduğundan eminim. İçim rahat. Bana küs. Hayata insanlara küsme Sancar Efe. Elveda. Nare.
Nefesten dayanan sen oldun efendim. Yak gitsin kilosu. Nari bizim için öldü gari. Maşallah kızlarımı yine döktürmüşsünüz. Ne güzel olmuş sofra. Anam Halise Hanım gelmiş baş köşelere oturmuş. Ben daha ne isterim ki? Ellerinize sağlık kızım. Pek güzel olmuş her şey. Elvan, kızım keşke en son getirin değil mi? Soğumasın. Tabii ana. Zehra, bu kızım sende bir şeyler çal. Hadi acık keyiflenem değil mi? Kutlama sofrası bu. Hadi neşelenem. Tamam anneciğim, çalarım. Sancar Efe'nin kızı.
Baba. Babam, sana yemin olsun, bundan sonra her şey daha da güzel olacak.